Merhabalar arkadaşlar. Işığın yayılmasıyla yine birlikteyiz. Öncelikle daha önceki konuları bir tekrar edelim. Işık kaynakları, doğal ışık kaynakları ve yap yapay ışık kaynakları olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Doğal ışık kaynağı, güneş, yıldızlar, şimşek, yıldırım, ateş böceği yani insan eliyle olmayan yayan ışık kaynakları. Yapay ışık kaynağı ile insanlar tarafından yapılan ampul, gaz lambası, mum, fener, meşale gibi. Arkadaşlar şimdi bu ışık kaynaklarının nasıl yayıldığını bulacağız. Fenerde gördüğünüz gibi kaynağından çıkan ışıklar ışınlar şeklinde yayılmakta. Hemen ışığın yayılması diyoruz. Bütün ışık kaynakları doğal ve yapay oluşlarına göre bakılmaksızın çevremizi aydınlatırlar. Yayıldıkları ışıklar sayesinde varlıkları görmemizi sağlarlar. Arkadaşlar ışık olmasa biz varlıkları göremeyiz. Güneşli bir günde ağaçların arasından süzülen ışık ışınları çizgiler boyunca yayılır. Işık hüzmesi yani şuradaki buna ışık hüzmesi denir arkadaşlar. Tanımlanan bu ışık ışın demetleri ışığın doğrusal yayıldığını gösterir arkadaşlar. Yanan bir mum ışığını düz bir boru ile kullanarak görebiliriz. Fakat kıvrımlı bir boru da göremeyiz. Bu da ışığın doğrusal yayıldığının göstergesidir. Arkadaşlar baktığımızda doğru şeklinde yayıldığı gözümüze ulaştığı için görebiliriz. Burada ise arkadaşlar doğru şeklinde yayıldığında gözümüze ulaşmaz. Bu nedenle ışığı göremeyiz. Arkadaşlar bir kaynaktan çıkan bir doğru boyunca yayılan ışık, ışın ya da ışık ışını adı verilen bir gösterim ile gösterilir. Baktığımızda arkadaşlar bu mumda ışık ışınları bu şekilde arkadaşlar ışınlar şeklinde gösterilir. Bir kaynaktan yayılan ışığın yani saydam ortamda her yönde ve doğrusal bir şekilde yayıldığını söyleyebiliriz. Işık ışın çizgileriyle gösterilir. Arkadaşlar kaynağından çıkan Arkadaşlar kaynağından çıkan ışık ışığın gösterimi geometrik bir şekildir. Gerçekte somut ışın değildir arkadaşlar. Kaynağından çıkan ışık gece ve gündüz olmasına bağlı kalmaksızın bir engelle karşılaşınca karşılaşmadığı sürece her yönde doğrusal yolla yayılır arkadaşlar. Işık etrafımızda maddeleri görmemizi sağlayan bir enerji türüdür. Işığı oluşturan maddelere ışık kaynağı denir. En büyük ışık kaynağımız nedir arkadaşlar? Güneştir. Güneş dünyamızın hem ısı hem de ışık kaynağıdır. Güneşten yayılan ışık ışınları doğrusal bir şekilde yayılarak dünyamıza ulaşır. Işık doğrular boyunca ışınlar halinde yayılmaktadır. Arkadaşlar bu yanlış. Fenere doğru değil fenerden. Bu da yanlış arkadaşlar. Doğru şeklinde olacak. Bu doğru arkadaşlar. Bu da yanlış arkadaşlar. Bu şekilde yayılmaz. Burada 4 tane fenerden sadece doğru çizim bu fenerdedir arkadaşlar. Bakın mumdaki ışık ışınlarının çizimi de bu şekildedir. İster doğru ister doğal ışık kaynağı, ister yapay ışık kaynağı olsun, kaynağından çıkan ışık ışınları her yönde doğrusal biçimde yayılır. Kaynağından çıkan ışığın izlediği yolu gösteren doğrulara ışık ışını denir arkadaşlar. Çizimde kullandığımız ok işareti ışığın yönünü gösterir. Işığın yayılması kaynağa bağlı değildir. Kaynaktan çıkan ışık bir engel ile karşılaşıncaya kadar yayılmaya devam eder. Güneş ve ay tutulması olaylığı ışığın doğrusal yayıldığını gösterir arkadaşlar. Neler öğrendik? Işığın her yönde yayıldığını, doğrular boyunca yayıldığını, ışının çizgiler ile göster ışın çizgisi ile gösterildiğini öğrendik arkadaşlar. Hemen bakalım arkadaşlar. Burada birincide ışık mumu görür. Öğrenci mumu görür arkadaşlar. Bakın doğru boyunca olduğu için mum görür. Bakın doğru boyunca olduğu için görür. Üçüncü de göremez arkadaşlar. Çünkü doğru yetişemiyor. Burada da göremez arkadaşlar. Çünkü bakın yetişemiyor. Burada da göremez arkadaşlar. Bakın buradan geçemez. Göremez. Burada da göremez arkadaşlar. Bakın doğrular şeklinde olduğu için Göremez arkadaşlar verilen ışık kaynaklara çıkan ışığın izlediği yolları örnekte olduğu gibi gösterelim bu şekilde arkadaşlar burada da bu şekilde gö gösteririz arkadaşlar araba farları bu şekilde bakın güneşten çıkan ışık ışınları her yönde doğrusal şeklinde yayılır. Bir örnek yapalım arkadaşlar. Eşit bölmelendirilmiş düzlem üzerinde noktasal bir ışık kaynağı ile bir engel şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre noktasal ışık kaynağından çıkan ışık ışınları K, L, M, N noktaların hangilerine ulaşabilir? Arkadaşlar ışık ışını engelle karşılaşıncaya kadar her yönde yayılırdı. Hemen kaynağından çizelim. Bakalım K'ya ulaşır mı? Evet ulaşır. Bakalım L'ye ulaşıyor mu? Hayır. Engele çarpıyor. N'ye ulaşıyor mu? Hayır. Bakalım M'ye ulaşıyor mu? Evet. O halde neyi görebilir? K ve M'yi görebilir. Burada engelle karşılaşıldığı için L ve N'yi göremez. Cevabımız K ve M'dir arkadaşlar. A şıkkıdır. <laughs> Mıstık Feci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.